Cinsel yol bulaşan hastalıkların belirtisi doğal olarak tabii kullanılan organda başlar genellikle ve deri bulgularıyla ortaya çıkar. Sizin de bildiğiniz gibi cinsel yola bulaşan hastalıkları çoğunlukla ve eskiden beri deri ve zührevi hastalıklar uzmanları bakar. Çünkü ilk bulgular genellikle deridedir. Ama tabii son zamanlardaki klinik ve laboratuvar tekniklerinin ortaya çıkmasıyla bunların başka bulgularında olduğu ortaya çıktı ve sadece deri değil başka organların da araştırılması gerektiği artık aşikar. Onun için yine de her şey önce deride, genital bölgede başlar, erkek ya da kadın olsun. Ama sonrasında önce yakın, sonra uzak organlardaki bulgular da özellikle kronik vakalarda ortaya çıkabilir. En sık rastlanan örneği sifilis frengidir. Başlangıçta o bölgede bir yara olarak çıkar. Daha sonra genel vücut döküntüleri olarak ikinci dönemde ortaya çıkar. En son evreye vardığımızda santral sinir sistemini tuttuysa sara krizleriyle ya da kafa içi basınç artışı bulgularıyla, bayılma nöbetleriyle hiç aklınıza gelmeyecek bir şekilde karşınıza cinsel yolla bulaşan hastalıklar çıkabilir. Onun için özellikle ilk ilişkiden sonraki ilk 3 hafta içinde böyle bir bayan ya da erkeğin kendini dikkatlice izlemesi gerekir. O bölgede çıkabilecek yaralar kimi zaman ağrısız da olur çünkü ve hani tedavi gerekmediği düşündürtür. Onun için mutlak doktor başvurusu ve açıkça hikayeyi anlatarak şüpheli bir cinsel ilişkinin olduğu da anlatılmalıdır. Onun için ilk belirtileri gözden kaçırdığınız zaman teşhis koymakta oldukça güç hale gelmektedir.